Senaryo olursa o kadar hassas bir süreç içerisindeyiz seçimle ilgili. Peki şimdi tam ekonomi tarafına baktığımızda işlerin de bir taraftan yürümesi lazım. Tam seçimi bekleyelim diyoruz ama seçimden sonra yapılacak şeyler var. Kurda, faizde, birazdan Servet Yıldırım'la da birlikte konuşacağız. İkili bir yapıyla gidiyoruz Vahap abi. Kurda ikili yapı, faizde ikili yapı. Yani politika faiziyle piyasadaki faiz arasında çok büyük farklar var. Yine bugün ekonominin ilk sayfasında factoring'de faizler uçtu var. %70'ler konuşuluyor. Ne görüyorsun yani hem bu fark hem factoring'de bu 70'leri kadar çıkılması? Ya bu kadar güvensiz bir ortamda bir de her şeyin dengesiyle oynadık. Dengesini bozdu. Bu kadar dengeyi bozduğumuzda işte kurda da bu kadar farklı olur. Şimdi kapalı çarşı döviz üfeleri unutulmuştu aslında bir dönem. Döviz üfelerinin kapanması söz konusu diye kendiliğinden. Şimdi ne yaptık? Biz her şeyin dengesiyle oynadık, bozduk. İşi bozunca insanlar oraya gitmeye başladılar. İşte meşhur o hani Merkez Bankası da gidip kapalı çarşıdan işlem yapıyor haberimiz vardı. Hangi gazetenin manşetiydi? Ekonomi gazetesinin manşetiydi biliyorsun. Hakan bomba ama manşetti. Neden çıktı? Hakan Güldağ da anlatmıştır. Evet. Yani bir iş adamıyla bir iftar yapmıştık. Ben, Servet Yıldırım ve Hakan Güldağ üçümüz. Dedi ki iş adamı, ya dedi şirketimi halka açtım. Halka açılmadan gelen paranın bir kısmıyla borçlarımı ödemem gerekiyordu. Zaten hani SPK'ya da öyle bildirmiştim. Ama döviz borcum vardı. Bankadan alamadım kardeşim dedi. Minibüsü gönderdim. Kapalı çarşıya. Kapalı çarşıya. Kapalı çarşıdan işte dövizi aldım. Öyle ödedim dedi. Şimdi öyle olunca hemen Hakan Güldağ bizim Yener Karadeniz'e bir bak bakalım ne oluyor diye gidince kamu araçlarını gördü orada. Evet fotoğrafları da vardı. Ya, dolayısıyla şimdi bu sağlıklı bir yapı değil. Aynı şey şimdi istediğiniz kadar gösterge faizini işte 8,5 diye koyun oraya. Hem kendiniz de zaten söylüyorsunuz önemsizleştireceğiz diyorsunuz. O zaman yani ne anlam var? Bırak işte piyasada oluşan faizle devam et. Nitekim piyasa öyle. İşte faktöringde faizin 70'e çıkması, swap da 100'e kadar çıktığı söyleniyor. Yani dolayısıyla önü artık alınacak gibi değil. Ya enflasyonun senin yüksekken, enflasyonun çok çok altında, bir uçurum derecesinde altında gösterge faiziyle gidilemeyeceği çok açık ortada. Onun için de bu tabloları yaşıyoruz maalesef. Evet, işte normal belki faizler 35-40 bandında ama factoringler tabii bambaşka noktalara tabii, kadar. Tabii, yani şimdi sonuçta onu da kullananlar var ister istemez. Zor anında, tabii. Acil ihtiyacı olduğunda tabii, bu taraflara tabii. Giden ya da normal belki bankalardan krediye erişemeyenler ki şunu da duyuyoruz. Erişemiyor zaten, son bir yıldır falan kiminle konuşsak finansal erişim konusunda kurudu yani şu tabiri kullanıyorlar Vahap. Biz de hem okuyoruz hem konuşuyoruz. Evet. Kurudu diyorlar. Yani likiditenin kuruması. Paraya erişmekle ilgili. Sadece döviz de değil. İkisi de. TL'de şeydi. İkisi de kurudu yani. Şöyle bir kaygı var. Belki TL'ye ulaşmakla ilgili zorlukların arkasında da yine döviz. Çünkü TL'ye ulaşan alıp onu hemen dövize gitmesin, döviz almasın diye bir kaygı da var. Aynen. Belki o yolda tıkamaya dönük bir adım söz konusu. Kesinlikle. Ben bizim Global Konuşmalar diye bir programımız var. Bu aralar her hafta yapılıyor. Orada da anlattıydım. Bir arkadaşım da denk geldi. Bankadan bir gün önce de bankaya bildiriyor. İşte 1 milyon lira çekeceğim diye. 1 milyon lira. Beraber gittik bankaya. Bankadaki görevli dedi ki şeye düştünüz dedi. Güvenlik soruşturmasına düştünüz dedi. Anlamadık nasıl ya. Hani 1 milyon lira güvenlik soruşturması. Arkadaşıma dedi ki biraz sonra siz genel müdürlüğünü arayacaklar dedi. Hakikaten aradılar. Şimdi soruyorlar. Diyor ki niye çekiyorsun parayı? İşte arkadaş dedi ki borç ödeyeceğim onun için çekiyorum. Havale yapsaydınız niye nakit alıyorsunuz diye soruyor. Allah Allah. Ya kardeşim para benim değil mi? Evet, o da dedi ki ya alacaklı nakit istiyor dedi. Onun için nakit çekiyorum. Yine kabul etmediler. Allah. Sonra genel müdürlükten aradılar fakat şeydi telefon cızırtılıydı. Yanımda Vahap Munyar var dese anlaşamadılar. Sonra zaten torpille genel müdürlüğe arandı. Torpille o 1 milyon lira çekebildi. Kendi parasını yani. Aynen öyle. Tırnak içerisinde torpille. Yani biraz şaka gibi bir durum ama. Aynen şaka gibi ama burada da işte muhtemelen az önce dedin ya hani alıp TL'ye gidip döviz almasın diye hani kapalı çarşıdan gidip döviz alabilir belki diye kuşkulanıyor. Onun için
Ama 20 yapıyor. Milyon yani çok hakikaten küçük bir meblağ. Tabii yani. Bir ki iş adamı mı? Bir evet evet iş arkadaşınız. Adamı. Yani sonuçta ticaret belki yapıyor. Bir borcu harcı var. Çok enteresan hakikaten günlerden geçiyoruz. Umarız normalleşiriz. İnşallah. Seçim sonrasında yeni politikalarla. Bir taraftan tabii Vahap abi sen de söyledin. Depremi yaşadık. Evet. Deprem bölgesine bu arada siz de çok iki kere galiba gittiniz değil mi? Kahramanmaraş'a beraber iki kere gittik. Ben bir de ayrıca gittim. Hatay'a üç defa gittim. İkisinde Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz da vardı. Malatya memleketim zaten. Oraya biraz daha sık gittim. 3-4 defa gittim Malatya'ya da. Bir Adıyaman'a gidemedim. Ama dolaşıyoruz. Mesela şeye gittiğimizde, Kahramanmaraş'a gittiğimizde bir öncekinde Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş yapmıştık. Maalesef bölge sıkıntılı, hala sıkıntılı ve kolay da çözülecek gibi değil. Şimdi bölgeden aslında kalkınması için acil önlem gerekiyor diye çağrılar var ki bugün yine ekonomide de var. Bölgedeki sanayicilerin çağrılarını görüyoruz. Evet. 100 milyar liralık bir KGF talebi var, onu görüyoruz. Şirket bazında 250 milyon liraya kadar bir likidite ihtiyacı var. 10 yıl vade ve 3 yıl ödemesiz bir ihtiyaç söz konusu. Tabii birçok o bölgeye hani hem insani açıdan hem de belki işin biz biraz daha ekonomi işimiz olduğu o tarafını konuşuyoruz. Ekonomik açıdan da birçok destek gitti ama biraz sanki şu abi seçim atmosferine sanki kendimizi biraz kaptırdık. Orayı hem ekonomik açıdan daha çok biraz unutuyor muyuz? Neler gerekiyor? Çağrılar var çünkü ne dersin? Ya şöyle şimdi aslında OSB'lerde, fabrikalarda yavaş yavaş bir normale dönüş adımları yürüyor. Şimdi mesela biz ilk gittiğimizde Hakan Güldağ, Şeref Oğuz ve Handan Sema Ceylan'la beraber gittiğimizde Kahramanmaraş'ta özellikle işte şeylerin hani fabrikaya bakıyorsun hiçbir şey yok, zarar yok, bir şey yok görünüyor. İçeri bir giriyorsun, makineler devrilmiş, duman olmuş makineler. Ki onları da hasarsız falan diye mi şeyler? Onu Hakan bir kısmı öyle tabii çünkü bina hasarsız diye bakıyor, hasarsız diye veriyor raporu. Ama içerisi dağılmış. Aynen. Sonradan o uyarılar üzerine biz de işte yazdık, çizdik, konuştuk. Evet. Dolayısıyla bu sefer içini gezmeye başladılar. Şimdi onlar yavaş yavaş bir kısmı toparlanmaya başladı. İşte %30-35 lira falan gelmiş durumda kapasite kullanımı. Fakat esas önemli olan bir başka şey daha var. Ticaretin dönmesi, ticaretin hareketlenmesi. Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Malatya'nın ticaretinin döndüğü çarşı olduğu gibi yıkılmış durumda. Oralarda ki Hatay'da galiba dün yaptılar, TÜRİT bir destek programı hazırladı ve uzun çarşıda bir bölüm açtılar konteyner şeklinde. Aynı şekilde Kahramanmaraş'ta da böyle şeyler isteniyor. Hatta Maddo'nun patronuyla Mehmet Kambur'la sohbet ederken o birkaç defa yani hiç olmasa hani prefabrik yapalım o 3-5 yıl 10 yıl kalıcı da olabilir. Ticaret merkezleri ticaret dönmezse olmaz bu iş. Hayat dönmez o zaman. Kimse de gelmez buralara diye söylüyor. Aynı şey Malatya için de geçerli. Orada da yani konteyner olabilir veya prefabrik yapılabilir. Kısa sürede çünkü yapılabilecek şeyler. Oraların hareketlenmesi yani lazım. Yerel aksa ticareti de belki canlandırmak lazım. Sadece aksa fabrika tabii ihracat yapıyor değil. Şimdi sonuçta hani kentten gidenlerin hepsi hani memur ya da bir yerde çalışan işçi değildi ki. Ticaret erbabı da çıktı gitti. Tekrar dönüp o düzenini kurabilirse orada kalabilir. Yoksa dönmez. Dolayısıyla daha çok bunlara da ihtiyaç var. Bir de şeyi ısrarla söylüyorlar en son gittiğimizde. Hani hep ertelemeler, borç ertelemeleri falan yapılıyor. Bunlar çok doğru değil. Bunları istemiyoruz diyorlar. Onun yerine bize kaynak, taze kaynak lazım. Çünkü erteleme bizi de olumsuz etkiliyor. Benim senden alacağım var. İkimiz de deprem bölgesindeyiz. Erteliyoruz. Sen olumsuz etkileniyorsun bundan. Veya benim senden alacağım var. Aynı şekilde. Dolayısıyla bunu çok daha fazla uzatmanın ve derinleştirmenin anlamı yok. Onun yerine gerçekten de nefes alabileceğimiz nakit desteklere ihtiyaç var. Ve hani kredi borçlarının ertelenmesi de mesela bankalar için doğru bir şey değil, sağlıklı bir şey değil. Çünkü sonuçta eninde sonunda bir 6 ay sonra da olsa ödeyeceğiz diyor. Evet. Ama bana yenisini verirsen nefes alayım ve işimi yürütmeye başlayayım, ödemeye başlayayım diyor.
Bankaların ilk etapta kredi ertelemesiyle ilgili adımları olmuştu. Evet, evet. Sıcak anlarının sonrasında o adımları attılar ama tabii yavaş yavaş böyle hayat normale dönsün derken şunu da ben sabah işe gelirken Vahap abi bir televizyon haberinde dinledim. Hı-hı. İcraların o icra erteleme süresinin bittiği, evet. Yeniden icraların geldiği söyleniyor. Oradaki esnafla da işte röportaj yapmışlar. Esnaf diyor ki ya arkadaş tamam icra neyimi alacak diyor. Hani tamam diyor icralar. Ben evet. İcradayım. O erteleme süreci bitti. Hadi gelsinler diyor. Hani benim iş yerim mi var? Evim mi var? İçeride ne var ne yok? Hani bulabilirseniz alın noktasında. Yani normalleşiyoruz. Tamam normalleşeceğiz de böyle çok hiçbir şey olmamış gibi de normalleşmek çok zor. Çok kolay değil. Yani kolay için, değil. Yani o rahatlığı biraz hissettirmek lazım. Hani çok unutulmuş değil. Aslında unutmuş gibi konuşmayı belki biraz azalttık. Gündemde biraz evet. Değil. Ama seçimle değil. Hani sonuçta bir şekilde hem bölge iş insanlarını veya İstanbul'da, tamam. Ankara'da, İzmir'de büyük faaliyetler olan ama o memleketlerden insanların ilgileri devam ediyor. Onu görüyoruz ama bütün hikaye işte ticaret hayatını da rahatlatacak adımların atılması. Evet, şimdi sanayi üretiminde de o Şubat